Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayisinde özellikle insansız sistemlerdeki gelişmeleri uzun zamandır takip etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu sistemleri her geçen gün daha aktif kullanıyoruz. Yakın gelecekte belki de operasyonlarımızın yüzde %80'ini insansız sistemlerimiz yürütecek. O yüzden kanalda İHA'larımızı birçok defa konuştuk. Bugün de yine bir insansız hava aracımızı konuşuyoruz. Ama bu sefer konuştuğumuz sistem biraz farklı. Lentatek'in Kamikaze Drone Projesi Kargı. Kargı ilk kez görücüye çıktı. Uzun süre büyük gizlilikle yürütülen bir projeydi. O yüzden ortaya çıkışı heyecan kaynağı oldu. Bu heyecanla bugün kargıyı konuşalım. Dolanan mühimmat nedir? Kargının bilinen özellikleri neler ve muadilleri nasıl özelliklere sahip? Bunlar gibi soruların cevaplarını arayalım bugün. Bölgede ses getiren Efes 2022 tatbikatının en önemli yönlerinden biri yerli silahlarımızın gövde gösterisiydi. Burada daha önce envantere girmiş ürünlerimiz aktif olarak kullanıldı. Bazıları da ilk defa görücüye çıktı. Bunlardan biri de bugün konuştuğumuz kargı anti radyasyon İHA oldu. Kargı zaten uzun yıllardır beklenen bir çalışma aslında. Tamamen yerlilik hedefi olduğu için proje çok uzadı. Ama sürecin sonunda yerli bir sisteme kavuştuk. Kargı bir dolanan mühimmat. Haliyle özelliklerinden önce dolanan mühimmatın ne olduğunu olduğunu konuşarak başlamak daha mantıklı olur. Çünkü başta dediğim gibi bugüne kadar konuştuğumuz İHA'lardan farklı bir sistem bu. Dolanan mühimmatların ilk örnekleri birçok silahta olduğu gibi Nazi Almanya'sına kadar dayanıyor. Bunlar insansız hava araçlarıyla füzelerin kombinasyonu olarak görülebilir. Seyir füzelerine benzetilebilecek şekilde çalışıyorlar ve genelde elle taşınabilecek boyutlarda oluyorlar. Bunlar imha yeteneklerine bakınca güdümlü mühimmatlara benziyorlar ama sadece sonuç anlamında benzerlik var. Çalışma prensipleri çok farklı. Güdümlü mühimmatlarda atış yapacağınız hedefi atış öncesi belirlemeniz gerekiyor. Ama dolanan mühimmatlarda böyle bir zorunluluk yok. Düşman bölgesine gönderiyorsunuz, saatlerce o bölgede gezerek kendisine hedef arıyor. Vuruş kabiliyetleri gerçekten çok hassas. Derin öğrenme algoritmaları çok gelişmiş. Bu sayede gezdiği bölgedeki hedefleri silahlı silahsız ya da sivil sivil olmayan şeklinde kolayca ayırabiliyor. Bu da yanlış hedefi vurmasını engelliyor. Tabi burada belli sıkıntılar da var. Mesela asker kıyafeti giydirilmiş bir sivil. Bunu bir İHA pilotu kolayca ayırt eder. ama yapay zekanın bunu ayırt etmesi çok zor. O yüzden sistem düşmanı tespit etse de son vuruş emrini yine insanların vermesi gerekiyor. Dolanan mühimmatlar küçük oldukları için radar izleri düşük. Hava savunma sistemlerine bu sayede kolayca yaklaşıyorlar. Bir de boyutlarının küçüklüğü onları S-400 ya da Patriot gibi hava savunma sistemlerinin hedefi olmaktan çıkarıyor. Menzilleri çok uzun olsa da uydu konuşlu erken uyarı sistemleri de dolanan mühimmatları görmüyor. İşte bu sebeplerden dolayı Azerbaycan Karabağ Harekatı'nda dolanan mühimmatlarla çok büyük işler yaptı. Zaten bu kavramın ne kadar önemli olduğunu biz ilk olarak o savaşta gördük. Bu mühimmatlar genelde düşman radarları ve hava savunma sistemlerine hedef alıyor. Biliyorsunuz füze ve hava savunma sistemleri radarlarını çalıştırmadan hedefi vuramazlar. Çalıştırdıkları zaman da sinyal yaymaya başlarlar. İşte dolanan mühimmatlar bu sinyallerden o sistemlerin yerlerini tespit ediyor ve sinyalin kaynağına saldırıya geçiyor. Savaş anında düşmanın önemli radar ve savunma sistemlerini bu mühimmatlarla mühimmatlarla hedef aldığınız zaman da karşınıza savunmasız bir rakip kalıyor. Ama dediğim gibi en önemli noktalar bunlarla vuruluyor. Maliyetli sistemler oldukları için küçük hedeflere karşı kullanılmıyorlar. Kullanılmaları da mantıklı olmuyor. Mesela Karabağ harekatında Azerbaycan kritik denebilecek çok hedefi vurdu bunlarla. Azerbaycan'da sayısı net bilinmese de İsrail yapımı dolanan mühimmatlar var. Bu noktada Harop'u konuşabiliriz. Konu kargıyken neden Harop konuşuyoruz diyebilirsiniz ama kargı ile ilgili henüz kısıtlı bilgi var. Ve onun dünyadaki muadili Harop haliyle onu konuşmak bize kargı ile ilgili çok fikir verir. Harop konusu Harpi ile başlar. Harpi İsrail tarafından 1980'lerin sonlarında geliştirildi. Kendi tipinde dünyanın ilk ve en çok operasyonel tecrübesi olan mühimmat olarak kabul ediliyor. Üretimi 1990'da başladı. At bir sistem. Tamamen özel çalışıyor. Her hava koşulunda karadan ve gemilerden atılabiliyor. 9 saate kadar havada dolanabiliyor. Maksimum hızı da 416 kilometre. Düşman radarlarını tespit edip ardından kamikaze dalışı yaparak hedefi hassas şekilde imha ediyor. Görev esnasında görevini iptal etmek mümkün. Bunun için 200 kilometre haberleşme menzili var. Radar izi çok düşük. Her ne kadar maliyetli oldukları için küçük hedeflere atılmazlar desek de bu görevleri yapabilecek olan seyir füzelerine kıyasla ucuzlar. O yüzden ülkeler için bu sistemlere sahip olmak önemli. Mesela Türkiye'de bu sistemin kullanıcı Hatta belki de kargıya giden yolu bize Harpi tecrübesi açtı desek yanlış olmaz. Türkiye 2002 yılında İsrail Havacılık ve Uzay Şirketi'nden büyük bir alım yaptı. 80 milyon dolarlık anlaşmayla 108 adet Harpi taarruzi İHA sistemini aldık. Bundan sonra Harpi 2 diye anılan Harop siparişi de vermek istedik. 48 adet alacaktık ama 2007 yılında bu tedarik projesi bitirildi. Ve envanterimizdeki sistemler modernize edilmediği için raf ömrü dolmaya başladı. Hatta Nisan 2018'de test amaçlı amaçlı iki harpi fırlatıldı. Biri hedefe 30 kilometre kala arıza yaptı ve bir tarlaya düştü. Ne olursa olsun bizim bu tarz bir sisteme ihtiyacımız vardı. Harpilerimizin ömrü dolmuş durumdaydı. İsrail'le de ilişkilerimiz kötüydü. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Türk savunma sanayinin son yıllarının özeti ortaya çıkıyor. Boşver tedarikle uğraşmayı kendin üret. İşte bu sebeple 2015 yılında kargı projesi imzalandı. Proje çok uzun süre aşırı gizlilik içinde yürütüldü. Onun için yerli olarak üretilen motorla ilgili açıklama bile yapılmadı. Aralık 2018'de külliyede bir savunma zirvesi yapıldı. Burada TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit 2014-2018 arası teyde geliştirdikleri motorların olduğu bir görsel paylaştı. Bu görselde PG-50 adında pistonlu bir motor vardı. Ama bu motorla ilgili bilgi veremeyeceğini çünkü bunun gizli bir proje için geliştirildiğini söyledi. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TEİ tesislerini ziyaretinde PG-50'nin kargı için geliştirildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz Aralık ayında yine Mahmut Akşit bir sunum yaptı. Bu sunumda PG-50'nin seri üretime geçtiğini öğrendik. Yani kargının motoru hazır ve tamamen yerli. Burada bölmeden kısaca kargının bilinen diğer özelliklerinden de bahsedelim. Zaten Harpi'den sonra anlatacağımız Harop da Harpi'nin abisi konumunda bir sistem. Aynı sistemin daha etkili ve gelişmişi. 1000 kilometre menzile ve 23 kilo harp başlığına sahip olanı. Bir de güdüm seçeneği çok daha fazla. O yüzden Harop'u konuşmak adına konuyu bölmeden kargıya devam edelim. Kargı ilk başarılı uçuşunu 2018 yılında yaptı ve havada kalma süresinin 6 saatin üzerinde olduğu biliniyor. En önemli özelliklerinden biri uydudan kontrol edilebiliyor olması. Hakkari'den fırlatılan bir kargıyı Ankara'dan yönetmek mümkün. Hatta aynı sistemi dünyanın bir ucundan fırlatıp yine Ankara'dan yönetebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir hareket alanı açıyor kullanıcısını. Ayrıca kargı sabit bir alandan fırlatılabildiği gibi mobil bir sisteme de dönüşebiliyor. Fırlatma rampasını bir kamyonun üzerine monte ederek istediğiniz yerden ateşleyebiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden biri elektronik karıştırmaya oldukça dirençli olması. Yani düşman elektronik karıştırma yaptığında bunun kaynağına saldırıya geçiyor. Ve düşmanın elektronik harp sistemlerini imha ediyor. Elektronik harbin sahada dengeleri nasıl değiştirdiğini Türkiye'nin yaptığı bütün harekatlardan önce gördük. Özellikle Suriye operasyonlarımızdan önce karşı tarafın bütün sistemlerini kilitledik elektronik harple. Yani karşı tarafta elektronik harp kabiliyeti varsa imhasını sağlayabilecek kargı tarzında bir mühimmatın varlığı çok kıymetli. Lentatek tarafından geliştirilen kargının bilinen özellikleri bunlar. Bu arada Lentatek dediğimiz firma da aslında bildiğiniz bir firma. Vestel Savunma ismini Lentatek olarak değiştirdi. Faaliyet alanlarını genişletti ama tecrübe olduğu gibi yeni firmaya aktarıldı. Yani Lentatek'te 20 yıldan fazla süren bir tecrübe var. Biz sürekli tehdit altında olan bir devletiz ve bu mühimmat bizim için çok çok önemli. Hatta daha önce ABD, İsrail, Çin arasında bu mühimmat için bir kriz bile yaşanmıştı. Çin de bizim gibi harpi kullanıcısıydı ama elindeki sistemler raf ömürlerini doldurunca 2004'te sistemlerini modernizasyon isteğiyle İsrail'e gönderdiler. Amerika bu modernizasyona net bir dille karşı çıktı. Harpi sisteminde Amerika'dan tedarik edilen bir Parça olmadığı için İsrail buna karışamazsınız diye açıklama yaptı. Ama ABD çok bastırdı ve modernizasyonu engelledi. ABD gönderilen sistemlere de el koymalarını istedi ama İsrail bunu kabul etmedi ve modernize etmeden sistemleri Çin'e iade etti. Yani böyle büyük bir kavganın ortasında şu an geliştirdiğimiz kargadan çok daha az etkiye sahip bir dolanan mühimmat vardı. Bu örnekten kolayca anlayabiliyoruz ki bu sistemler savaş sahasında dengeleri alt üst etme potansiyeline sahipler. Bayraktarla defalarca pansir vurduk yargının hedefi S-400 ve Patriot gibi en gelişmiş sistemler olacak. İnşallah kullanmaya gerek kalmaz ama gidişata bakılırsa ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Allah'a emanet olun.